Mutlu geceler değerli seyirciler. Spor Kritik programına hoş geldiniz. Oldukça yoğun bir gündemle karşınızdayız. İlk önce konuklarımızı takdim edelim. En solda Hilmi Gökçınar, Kulüpler Birliği eski başkan vekili, Ankara Spor eski başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisiydi 3-4 güne kadar. Evet. Şu an görevinden istifa etti. Türk futbolunun hemen hemen her karesinde bu zamana kadar yer alan bir isim. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Ali Kunak, FIFA kokatlı eski hakemlerimizden. Zaten Ali Hoca, Bengü Türk'e uzak bir isim değil. Teşekkür ederim. Yıllardan beri bu kanala çıkan bir isim. Yalnız Hilmi abinin yaptığı hizmetle sayılır. Çok önemli bir şey var. Yayıncı kuruluşta genel yayın yönetmenliği yaptı. Seviyorsun. Bak oradan hocam, çok enteresan sinyaller almalıyız. Evet, daha şimdi tabii onu da konuşacağız. Ve Turgut Öner, Erzurumspor eski başkan vekiliydi. Cemal Polat döneminde çok önemli projelere imza attılar. Tabii o da Türk futbolunun yakından tanıdığı simalardan birisi. Şu an iş adamı. Yine sporun içerisinde Muğla Spor'la bir flört halindeler. İnşallah Muğla Spor'unda sahip olacaklar. Şimdi değerli seyirciler, Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta maçları geride kaldı. Bu akşam oynanan iki maçla beraber. Trabzonspor Kasımpaşa 0-0 sona erdi. Başakşehir Sivasspor mücadelesinde de gülen taraf rakip takım Sivasspor oldu. Sivasspor ilk galibiyetini, Başakşehir ilk mağlubiyetini aldı. Gerçekten enteresan bir skor ortaya çıktı. 18 puanlı 3 takım var. Adana Demirspor, Konyaspor ve Beşiktaş. 4 takım da 17 puanda. Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor. Tabii amilli futbol takımımızın 2024 kuralları da çekildi. Ampute futbol takımımız dünya şampiyonu olduğunu da hemen kutlayalım. Ve Hilmi Gökçınar'a dönelim. Hilmi abi, şimdi sıcak bir gündem. Trabzonspor 0-0, Başakşehir 0, Sivasspor 2. Yine takımlarımızın da Avrupa kupalarında maçları var bu hafta, biliyorsunuz. Perşembe günü 4 takımımız sahada mücadele verecek. İşte Fenerbahçe AEK ile karşılaşacak. Hemen diğerlerine bakalım. Başakşehir Skola Rigas'la oynayacak. Yine Balkani Sivasspor mücadelesi oynayacak. Trabzonspor da Monaco ile karşı karşıya gelecek. Monaco Trabzonspor'u 3-1 yenmişti Fransa'daki maçta. İlk önce bu akşam oynanan maçları, sen futbolun içinden gelen bir isimsin, mutlaka izlemişsindir. 0-0 biten maç. Ben şimdi 9. haftayı bitirdik. Dünkü maçları da biraz izledim. Bugünkü maç aslında Trabzon maçı enteresan bir maçtı. Kasımpaşa maçı. Her iki tarafa da gidebilirdi maç. Çok kora kor bir mücadele oldu. Son dakikaya kadar da kimin ne olacağı da belli değildi yani. Diğer tarafta Sivas'a baktık. Sivas zaten haftalardır galibiyet alamıyor. Bir şey vardı. İlk galibiyetini aldı. Biliyorsun. Başakşehir biraz tutuk ve durgundu. Penaltıyla 1-0 öne geçtikten sonra ikinci golü de yapınca zaten Başakşehir'in yapacağı hamlelerde sonuç alamadı. Şimdi burada 9. hafta olunca genel anlamda bir değerlendirme yapacak olursak, takımlar yavaş yavaş oturuyorlar. Yani artık işte 6 haftadır normalde transferler yapıldı. Takımlar, hocalar, kadrolar, değişkenler. İşte birçok takım Ankara Gücü hocasını değiştirdi. Öyle devam etmeye başladı. Belki ilerleyen haftalarda hoca değişecek, başka şeyler de olabilecek. Çok takım olacaktır, evet. Volkan'la anlaştı. Artık bu saatten sonra Dünya Kupası öncesine kadar takımlar gerçek kadrolarını, gerçek kimliklerini, gerçek taktiklerini edinmiş, kazanmış ve artık puan mücadelesinin daha ateşli hale döneceği noktaya gelebilir. Bir noktada Dünya Kupası tüm takımlar için bazılarına şans olabilir, bazılarına şanssızlık olabilir. Çünkü verilecek arayı diyorsunuz değil mi? 45 günlük bir ara verilecek. Evet, zaten devre arası çok kısa olacak bu sezon, biliyorsunuz. Doğru. Dünya Kupası'ndan dolayı. Bu sezon hem yukarıda hem de aşağıda biraz puan mücadelesinin çok dişe diş bir mücadele olacağı kanaatindeyim. Ben dünkü Fenerbahçe maçından çok zevk aldım. Bir futbol adamı olarak, bir futbolu seven izleyici olarak güzel bir maç oldu. Bugün Trabzon maçından zevk aldım. Takımlar artık
oynuyorlar. Yani hocalar takımları oynatmaya çalışıyor. 1-0 da olsa, 2-0 da olsa nitekim işte bir Fenerbahçe, bir rakip takım. Karagümrük. Bir o bir derken son dakika. Ama tabii var. Fenerbahçe'nin futbolu şu an ayrı bir keyif veriyor. Onu artı parantez olarak konuşacağız. Hocam bir lig düşünün. Şu ana kadar 9 hafta oynanmış. Kendi sahasında ya da rakip sahada hiç yenilmemiş. Diğer takım Sivasspor'u düşünün. Hiç galibiyet alamamış. Ligin liderini hem de deplasmanda yeniyorsunuz. Acaba Avrupa'da başka bir lig var mıdır böyle? Ya yoktur da, fakat bunun da sebepleri bence Başakşehir açısından biraz irdelemek lazım. Neden derseniz Avrupa mücadelesine devam ediyorlar ve orada hayli başarılı da gidiyorlar. Yani iyi gidiyorlar. Şimdi pazar perşembe ağır geliyor diyorsun. Yani burada yöneticilik yapan abilerimiz varken bunu konuda hakem kesmek bana düşmez de kulüpleri çok yoran bir şey yani. Çok geniş bir kadro yapısına sahip olmak lazım. Yani Fenerbahçe'ye baktığımız zaman en geniş kadro yapısına sahip takım Fenerbahçe. Bu süreci iyi götürme açısından bence diğer takımlara göre daha avantajlı. Başakşehir bence bunu yaşamaya başladı. Ama Başakşehir'in bu düşüşün sinyalini aslında geçen hafta Ankara'da Ankara Gücü'ne karşı oynadığı maçta vermişti. Yani Ankara Gücü'ne zaten galip geldi 2-1. Ama kıl payı kurtuldu orada. Çok da Başakşehir o maçta böyle göz dolduran, ligin ilk haftalarında iyi top oynayan, maçı sürekli force eden Başakşehir değildi. Bir sinyal veriliyordu. Fakat ben haftanın sürpriz olarak Başakşehir'in yenilmesinden çok Sivasspor'un Başakşehir'i yenmesini görüyorum. Ki Sivasspor da çok iyi gitmeyen bir düzeyde. Üstelik Rıza Çalınbay'la olan problemler, Rıza Çalınbay'ın ben bırakacağım, sezon sonu ayrılacağım falan gibi bir takım şeyleri var, söylemleri varken, bir huzursuzluk var gibi dururken bir anda lideri yenip haftanın en büyük sürprizini bence Sivasspor yaptı. Sivasspor yaptı. Sivasspor'a da perşembe günü oynayacağı Balkani mücadelesinde başarılar dileyelim. Kendi sahasında 4-3 yenilmişti. Evet. Şimdi deplasmana gidecek. İnşallah oradan da bir galibiyet alır diyelim Sivasspor için. Turgut abi sen ne diyeceksin? Vallahi öncelikle ben bu Endonezya'daki futbol terörünü kınadığımı söyleyeceğim. Geceye başlarken. Tamam, öncelikle bu futbol. Hocam toplumcu adam başka oluyor. Yani, bak, biz yani, böyle girdik. Aynı zamanda biliyorsun göğsümüzü kabartan Ampute. Dünya şampiyon filmli takımımızı kutluyorum. Yine bir kardeşimiz bugün bir şampiyon oldu, dünya şampiyonu. Onu kutluyorum. Yani başarıları kutlayalım. Başarısızlıkları fazla konuşmayalım. İyiye gideceğiz. Biz hep iyi düşünen, pozitif düşünen insanlarız. Allah'ın izniyle Türk futbolu da hak ettiği yere gelecek. Kıymetli başkanım daha iyi. İnşallah. İyi takımlar kuruldu. Bu sene lig iyi geçecek. Güçlü kadrolar kuruldu. Son zamanların en iyi kadroları kurdu. Ben Türk futbolunun da hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Evet, bu sene ben de bir sizi desteklemeden bir cümle söyleyeyim. Oynanan futbol hakikaten biraz daha mutlu ediyor, evet, memnun ediyor değil mi? Yani geçtiğimiz yıllara Fenerbahçe göre. Fenerbahçe iyi oynuyor ama onu söyleyelim. Evet, Fenerbahçe de iyi oynuyor ama. Başakşehir iyi oynuyor, Konya Spor iyi oynuyor. Konya Spor, Adana Demirspor nasıl oynuyor? Adana Demirspor çok iyi oynuyor. Onların da hakkını vermek lazım. Artı seyirci. Yıllarca boş tribünlere oynadık yani. Tabii. Başakşehir'in hala şey yok hocam. Başakşehir yani. Başka bir yapı ama sen... mesela şimdi Ankara Gücü 10 binin altında hiç düşmüyor. Adana full çekiyor, full oynuyor. Full oynuyor. Yani 3 büyükler, 4 büyükler sürekli şey yapıyor. Ama Trabzon'da seyirci bakımından bence alarm vermeye başladı. Çünkü bugün zayıftı biraz seyirci. Bugün maçta Trabzon sonra. Seyircisi, sizler de çok iyi bilirsiniz. Ben de orada çok maç yönettim. Çok hassas bir yapıya sahip. Hemen küsmeye hazır bir yapıya sahip. Ve dikkat edin, 2-3 maç böyle istenilen sonuçlar, istenilen oyun gelmeyince Avrupa Kupası maçında bir de gelmedi seyirci. Gelmedi tabii yani. Şimdi acaba biletler mi pahalı? Yok ya abi, geçen sene full çakıyordu. Geçen sene de biletler pahalıydı. Bilet pahalılığından değil de biz toplum olarak çok duygusalız ve hızlı başarı istiyoruz. Yani hemen olsun diyoruz. Evet, hemen olsun. Ve bugün Trabzon maçının son dakikalarında yine bir seyircinin tepkisi de vardı. Tabii. Yine takımına karşı. Aslında bu tür olaylar uzun zamana yayılan planlı, projeli, programlı organizasyonlar yapmak durumundayız ki Avrupa futbolu, Avrupa kulüpleri bütün projelerini bunun üzerinden yapıyor. Şimdi seyirciden bahsettik. Almanya'da ortalama 40 bin kişi maç başına düşen seyirci. İngiltere'de 25 bin kişi.
İspanya'da 27 bin kişi, Fransa'da 20 bin kişi, Türkiye'de 8 bin kişi. Oo, çok fark var. Trabzon, belki Adana Demirspor, belki Trabzon ortalamayı yükseltebilir ama bugün seyirciyi de yaydığınız zaman bütün takımlara bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçlarıyla Adana Spor maçları kurtaracak şey değil. Tabii. Erzurum'daki maçta da seyirci olmalıdır. Malatya'dakinde de olmalıdır. Konya'dakinde de olmalıdır. Dolayısıyla evet. Bizim seyirci ortalamalarımız hala düşük. Bunu yükseltmek için oyun kalitesi önemli. Bir daha biliyorsun nüfus olarak şu an Almanya Türkiye ile hemen hemen aynı evet. nüfusa sahip gibi. Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda yani Türkiye'nin yarı nüfusuna kadar yarı nüfusu kadar nüfusa sahip. Şimdi, İngiltere buna İngiltere zaten başlı başına bir örnek. İngiltere'de 25 bin kombine bir seyirci varsa bir herhangi bir takımın küme düşmesi halinde 25 bin kombine devam ediyor. Yani tabii. seyirci takımından vazgeçmiyor. Aynı seyirciyle devam ediyor. Şimdi siz küme düştüğünüz zaman zaten boş tribünlere oynuyorsunuz. Yani. Tabii aynen öyle. Doğru. Ya, seyircinin kırılganlığı hakikaten önemli. Mesela Erzurumspor, siz Cemal Başkan'a görev evet, yaptığınız evet. zaman 20.000'den aşağı oynamıyordu. Yetmiyordu, stat yetmiyordu yani o derece. Halen Erzurumspor azıcık ibre alsın yine o seyirci halen geliyor. Vefalı bir seyircimiz yani, var. Yani bu biraz da evet. şey meselesi yani sunulan ürün iyi olduğu zaman alıcısı oluyor. Seyirci Erzurum, aynen öyle. Erzurum'da eksi 40'da geliyor vatandaş. Tabii bir de yani, o var. Eksi 40'da stada geliyor. Ya. Evet. Çok fevhaker seyircimiz var. Yani. Tabii Amputa milli takımımızı kutlayalım. İnşallah evet. A milli futbol takımımıza örnek, örnek olurlar. Örnek olsunlar. Yani o maçı izledim. Ben tüylerim diken diken oldu. O ciğerden, candan böyle canlı kanla takmış. Ağlıyorlar. İşte bu ruhla oynayacaklar ki. Başka bir ülke. Yani milli mesele olduğu zaman milli takıma giden futbolcu canlı dişini takacak. Bizimkiler maşallah Allah eksikleri vermesin ama. Şimdi yani, doymuşlar. Milli takım demişken Hilmi abi, tabii sen federasyonun içerisinde uzun dönem üst düzey görev yaptın. Üç başkanına çalıştın. Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, bir Mehmet. Kısa Servet Bey daha sonra. Ha, tabii Mehmet Servet Bey geçici bir şeydi böyle Bekalet. Tampon gibiydi. Evet. Ve Mehmet Büyükekşi. Mehmet Bey'le de şimdi 2024'ün kuralları çekildi. Evet. Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday olan ülkelerin isimlerini masaya koysanız, deseniz ki Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine hangi takımlarla oynamak isterseniz diye sorsanız, bizim bundan daha iyi bir kura seçim yapamazdınız orada. Kesinlikle. Doğru. Ya bu şey, bu Kuntz herhalde Kadıköy'de doğdu. Böyle şanslı bir adam daha ben görmedim. Gerçi Kuntz'da son... katılacaklar mı? Efendim? Kunst'la mı katılacağız? Yani açıklama yaptılar. Kunst'la devam. Evet ama bence devam edilmemesi lazım. Şöyle bir açıklama yapmış. Hamit Altutop değil mi? Stefan Kunst demiş ki böyle bir arka kapının oluyor olması çok olumlu. Fakat bizim için önemli olan ön kapıdan normal giriş yapabilmek diye bir değerlendirme yapmış bu kuradan sonra. Ben bir şey anlamadım. Yani ön kapı nedir, arka kapı nedir, yan kapı nedir, nereden giriyor, nereden çıkıyor? Benim herhalde abi sen anlamışsındır bu işte. Yok ben de yani şimdi aslında genel bakacak olursak ben yine... Bu hala bu kapı mapı diyorsa bu kuraya rağmen o zaman başa kaparasın kendisine. Şimdi bizim daha önce eğlendiğimiz Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz nasıldı? Orada zorlanacağımızı düşünüyor muyduk? Yok. Hayır. Düşünmüyorduk. Evet. Ne oldu? Gidemedik. Gidemedik doğru. Gidemedik. Elendik. Evet. Buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Hangi takım olursa olsun turnuva maçları her zaman sıkıntılı maçlardır. Hayır. Yani turnuva maçları hiçbir şeyi hafife almamanız gerekiyor. Baktığınız zaman Hırvatistan. Hırvatistan'ı biliyoruz. Hırvatistan tamam. Da. Galler, Ermenistan, Galler hocam Galler, bize göre değil ki. Abi bir önceki şey de vardı. Tabii. Galler bizi yendi sonuç itibariyle. Ermenistan, Letonya. Yani şimdi biz bunların güçlü takımlar olmuş gibi düşünüp milli takımımızı bu şekilde hazırlamalıyız. Aslında milli takımı sadece bu maçlar için değil, milli takımı bir proje olarak hazırlamak zorundayız. Evet. Avrupa Şampiyonası olur, Dünya Kupası elemeleri olur vesaire bir sürü şeylerden geçiyoruz. Biz şimdi C Ligi'nden geliyoruz. C Ligi'nden herhalde geleceğiz yani. Evet. Gelmeyeceği bir şey yok. C Ligi sonradan icat edilmiş bir şey. UEFA tarafından hazırlık maçı yapmayın. Bunu yapın demişler yani sonuç itibariyle. Dolayısıyla C Ligi'ndeki başarımız bizi yanıltmasın. Ya da çıkışımız ki kaldı ki orada da son iki maç Lüksemburg ve Faroe Adaları sonuçta turnuva maçlarının
hiçbir şey hafife alınmayacağını ortaya koyan bir örneğidir. Yani evet. Somut örneğidir. Dolayısıyla son derece ciddiye alacağız. Sizin dediğiniz açıdan bakacak olursak bir şanstır. Bu grup iyi bir gruptur. Kesinlikle. Çıkma ihtimalimiz yüksek bir gruptur. Fakat bunun rehaveti olmamalıdır. Milli takım da buna ciddi hazırlanmalıdır. Yönetici de buna ciddi bakmalıdır diye düşünüyorum. Yani. Abi ciddi bakmalıdır da bence Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de bu turnuvaya Stefan Kuntz'la gitmemelidir bana göre. Yani o artık yönetimin bileceği bir şey ama açıklama yani yapıldı. Hamit yaptı, Hamit Altıntop açıklama yaptı, devam edeceğiz diye. Bence Hamit Altıntop da yanlış bir isim. Hamit Altıntop yani şu anda futbolda oradan, tek patron. Oradan efendim? Futbolda tek patron şu an federasyonda. Demek ki patronda sıkıntı var. Sayın Başkan daha iyi bilir ama öyle yani. Şu an milli takım sorumlusu. Milli takım sorumlusu ve etkin adam zaten onu getiren de o. Kuntz'u. Abi %100 o da. Evet. Ama sıkıntı onda zaten. Sıkıntı Hamit de. Hamit derken sıkıntı neyi ifade etmeye çalışıyorsun? Neyi kastettiniz onu? Ya şu an futbolu yönetemiyor. Ha yönetemiyor. Tamam okey. Yani, sıkıntı o işte yani. Sıkıntı deyince sıkıntı başka bir şey anlıyoruz. Bizim bilmediğimiz bir şey varsa söyle anlayalım diye. Yani şu an başkan futbolun yönetim şekli şemali insanları tatmin etmiyor. Ben bir örnek yönetemiyor. Şöyle yapayım ben isterseniz. Burası milli takım kulüp yöneticiliği de aynıdır. Ben yıllar öncesinde de yine bir televizyon programında bu örneği verdim. Kolumuzda bir saat var. Bu saat zamanı gösteriyor. Ve doğru zamanı gösteriyor. Saatiniz iyiyse. Bu zamanı doğru gösteren sistemin arkasını çeviriyorsunuz. Açıyorsunuz. Bir sürü dişli çarkları birbirine temas ettirmişler. Evet. Bunlar dönerek doğruyu gösteriyor. Birini çekerseniz yanlış gösteriyor. Doğru. Şimdi olaya böyle bakmak lazım. Bir bütün bakmak lazım. Lokale gittiğiniz zaman çıkamayız. Evet. Yani bütün proje olarak bakılırsa o zaman bunun içinde Ahmet olur, Mehmet olur, Hamit olur, kim olursa olsun. Sistem. Ama tabii sistem. O çarklar doğru yerleşecek. Pili taktığınız zaman çalışır. Çarkın bir tanesi yoksa küçük bir çark. Saat zaman niye yanlış gösteriyor diye birbirimize sorar dururuz. Şimdi bu milli takım olayında bence biraz da ruh önemli diye düşünüyorum ben. Son zamanlarda bizim milli futbolcularımız hep işte para, prim, kumbarada kaç para birikti, UEFA'dan ne gelecek, biz ne alacağız, biz de bu alacağız. Hedef bu. Evet. Şimdi o zaman oraya bir virgül koyalım. Kısa bir aramız var. Arkasından devam edelim. Evet, kısa bir aradan sonra birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ben Yunus Kabal, burası Bengütürk. Sol tarafta Hilmi Gökçünler, Ali Kunak ve Turgut Öner. Reklama giderken Ali Kunak'ta kalmıştık. Birazdan son dakika bir haber düştü, onu da paylaşacağım. Evet. Kung Fu Federasyonu'nda bir gelişme olmuş. Efendim? Milli takımla ilgili konuşuyorduk. Evet, evet. Oradan Hilmi abi pas atmıştı. Aslında milli takım oyuncularına baktığımız zaman hepsi dünya çapında oyuncularımız. Yani bireysel kalite bakımından hakikaten iyi takımımız var. Ama o ampute milli takımımızdaki ruhun %10'u yok. Problem orada bence. Şimdi baktığımız zaman son bir önce bahsettiğiniz Lüksemburg ve Feroe maçlarında işte amiyane tabirle özür dilerim, kılım döndü, tüyüm döndü deyip de kadrodan sakatım diye kaçan futbolcuların hepsi de bakın kendi takımlarında oynuyorlar bunların hepsi. Hepsi kendi takımlarında oynadılar. Evet. Ne Lüksemburg maçına çıkmadılar, Faroe maçına çıkmadılar. Bu ruhla toplanan, bu ruhla oynayan bir milli takımın şu grupta başarılı olması mümkün değil. İsterseniz dünyanın en iyi sporcularını getirin. Ama bizim bu sporculara iyi bir ruh kazandıracak bir teknik ekip, bence sana katılıyorum. Yani Stefan Kuntz'un takıma ruh verme bakımından büyük problem yaşandığını düşünüyorum. Hocam zaten kendisi buzdolabı gibi soğuk bir adam. Yani oradan sıcak bizim bir şey böyle, çıkmaz. Bizim gibi sıcak değil değil mi? Tabii sıcak tabii, bir şey tabii çıkmaz. Yani, şimdi, başkan daha iyi bilir şeyi. Kuntz'u. Şimdi, kıymetli hocam. Şimdi 2017 yılında ampute milli takımımız Avrupa şampiyonu. 2018'de dünya ikincisi, penaltılarla kaybetmişiz. 2018'de, 2021'de yine Avrupa şampiyonu.
Şimdi 2022'de dünya şampiyonu. Şimdi bakın bu bir önceki Turgut abi, bir önceki şampiyonada biliyorsunuz Meksika'da yapılmıştı. Penaltılarla. Bu, Angola'ya penaltılarla mağlup olup ikinci olmuştu. Evet. Hem de onun revanşını almış oldu. Angola'yı Türkiye'de 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İnşallah Ali Hocam'ın da söylediği gibi bu ruh amili futbol takımımıza sirayet eder. Aklıma bir şey geldi. Bir anekdot aktarayım. Ben Ankaraspor başkanı olduğumda 7 sene biz ikincilik oynadık. O zaman birincilikti, ikincilikti. Evet. Süperlik yoktu. Playoff oynadık. Playoff'larda 7 sene oynadık. Geri aşağı oynadık. Neyse sonuçta 7 senenin sonunda Süper Lig'e çıktık. Ve ben kulüp başkanı olduğumda ilk yaptığım iş Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının yönetim şekillerini incelemek oldu. Sonrasında da yurt dışında Arsenal ve benzeri takımları da nasıl yönetiliyor diye gittim. Arsenal'e gittiğimde bir şey dikkatimi çekti. Bizi bir genel müdür gezdirdi, çalışma ortamlarını gösterdi. İşte finansal durumları, antrenman sahaları vesaire. O ara biz tam çıkarken Henry o zaman Arsenal'de oynuyor. Henry de antrenmana gelmiş. Kapıdan girerken bizim beraberimiz olan arkadaşlar ve işte çok o zaman çok şöhretli, çok başarılı bir oyuncu. İyi de topçu. Efendime söyleyeyim. Çok büyük topçuydu evet. Genel müdüre böyle bir hani bir görebilir miyiz, konuşabiliriz deyince dedi ki bu Henry dünyaca meşhur, ünlü bir futbolcu ama bu Arsenal kulübünün kapısından içeri girdiğinde PAF takımındaki oyuncunun değeri neyse, ilgi alaka neyse, sorumluluğu neyse aynısını yapmak durumunda dedi. O da dedi ayakkabılarını çıkaracak, burada yıkayacak, buraya koyacak. Evet. Duşunu aldıktan sonra kirli havlusunu buraya atacak. Önemli bir şey söyledi. Herkes eşittir dedi. Antrenman bittikten sonra üst kata çıkıp PAF takımından bir oyuncuyla beraber yemek yemek zorundadır dedi. Evet. İdol. Evet. Süper. Şimdi ruhtan maksat profesyonelliği tam koyalım ortaya. Biz bir transfer yapıyoruz. Yaşadık da bunu ki ben bunu bir yönetici olarak garipsiyorum. Uçakla havadan şey yapıyoruz, takip ediyoruz. Aynen. Şu anda Bulgar hava sahasında diyoruz vesaire. İşte teker koydu, havaalanına indi. Meşaleler yandı. Ne yapıyoruz? Bir takıma bir futbolcu transfer ediyoruz. Şimdi bu futbolcunun gelirken görmüş olduğu bu ehemmiyetin içerideki pozisyonun ne olacağını düşünebiliyor musun? Nitekim de öyle oluyor. Ego tavan yapıyor. Öyle de oluyor. Şimdi sonuçta başarıyı da koyamıyoruz. Demin ortaya. Arsenal dediniz. Şu anda Arsenal İngiltere Ligi'ni kasıp kavuruyor. Yaş ortalaması 21. Lider. Önüne gelenin yerine müthiş futbol oynuyor. Eğer bu sene, bak Sayın Yunus Bey, eğer bu sene Arsenal şampiyon olursa 5 yıl üst üste İngiltere'de şampiyon olur. İddialı konuşuyorum bakın. Bu kadroyu da korursa arkadan Barcelona modeli 3-5 takviye ile böyle gençlerle müthiş top oynuyor. İzliyor musunuz bilmiyorum. Dün akşam Liverpool'u yendiler. Evet. Çok güzel top oynuyor. Ben maçı seyrettim. Evet, evet. Böyle kıran kırana belki var ya Hilmi abi 10 saniye bile maç durmadı. Neydi o eski futbolcular da teknik direktör oldu. İsmini şu an hatırlamıyorum da. Arteta. Teta. Evet. Evet. Yani şimdi pardon abi. Ben bu amputeden bahsederken arada Turgut abi şeyden bahsediyor. Amputeyle ilgili bir anekdotunu tabii anlattı. Tabii 2000, yani bana enteresan 2000, geldi. 2017'de ben Avrupa şampiyonu olunca o zaman bir arkadaşım Razil'le bu takımı komple kendi işletmemde yemeğe aldık. Orada işte bu başarılarını işte biz övündük. Tabii biraz da hassas davranıyoruz. Bu insanlar bizim için önemli. Yani sağlam insanlar çıkıyor, ruhsuz oynuyor. Bu insanı canlı dişine takıyor. Onun için o zaman demişlerdi ki bu bize yetmez, biz dünya şampiyonu olacağız. Dünya ikincisi olduklarında üzülmüştüm. Bu dünya şampiyonasında o kadar çok sevindim ki onlar adına ve ülkem adına. Hakikaten ben çok duygulandım o maçtan sonra. Yani milli takım, amili takımımız falan unuttum yani. Amili takım ne zaman ki bu seviyede, bu ruhla oynarsa canımız feda olsun ülkemizin takımı. Vallahi. Şimdi bu Afyon'a değinir misiniz Sayın Başkan? Önemli. Çok mesaj geliyor. Afyon'a değinmemiz lazım. Biliyorsun benim rengim belli. Pozisyonum belli. Çok mesaj geliyor. Şimdi, ona değinmemiz lazım. Evet. Afyon Karahisar'da yapılan 5. Açık Vuşu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nın madalya töreninde skandal diye bir haber geçti. Bugün evet. Daha akşam üzeri yapılan şimdi, bir Sıla şey var. Zeynep Turanlı'ya bir 1100 kardeşimiz. 1100 sporcu katılmış. 11 ülkeden Balkan Şampiyonası. Tabii Balkan Şampiyonası'na Sıla Zeynep Turan 48 kiloda ringe çıkıyor ve şampiyon oluyor. Şampiyon oldu. Ne yaptı? Madalya töreninde şöyle Bozkurt işareti, yaptı. Bozkurt işareti nedir? Abdurrahman Aktüz'de federasyon başkanı da indirmiş şeyden köşeden. Bu Abdurrahman Aktüz'de federasyon başkanını kınıyorum.
Yüksek sesle kınıyorum. Ya bozkurt işareti nedir? Şanlı Türk'ün sembolüdür ya. Evet. Türk milletinin. Ne yapmış da sen bu kadar şey çocukcağızı şeyden, gözüden indiriyorsun? Abdurrahman Akgüz. Ben bu başkana gereğini yapılacağına da inanıyorum. Ülkücü hareket buna gereken tepkiyi gösterecektir. Buradan ben çok sinirliyim de canlı yayında işte fazla coşmuyorum. Bir de şimdi ya Abdurrahman Akgüz'ü yıllardan beri tanıdığımız... Ben tanımıyorum. Allah'tan tanımıyorum yani. Bir isim. Evet, kayıp değil yani. Aslında özünde iyi insandır ama belki bir refleks dolayısıyla yapılmıştır. Ama bence çok ciddi bir sıkıntıya girdi. Yarın partiden de takip ciddi anlamda kınama gidecek. Hatta Spor Bakanı'yla da görüşmeler yapılacağını biliyorum ben. Evet. Görevden alınmasıyla alakalı. Gene yapılsın tabii yani. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir hadsizlik olmaz. Sayın ilgili federasyon başkanı kimse hadsizlik yapmış. Tekrardan canı gönülden hakikaten böyle şeyle duygularımı onu kınıyorum. Şiddetle men ediyorum. Bu vesileyle biz de kardeşimizi tebrik ediyoruz. Evet. Tabii. Kızcağızı. Sıra Zeynep Turan kardeşimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bizim evladımız. Evet. Sahibiyiz, arkasındayız tabii diyoruz. Ki, evet. Tabii ki. Çok bu başarılar önemli başarılar. Sayın hocamdır. Hatırlattınız. Evet. Sağ olun. Marifet iltifata tabidir yani. Bugün futbol konuşmuyoruz, başarıları konuşuyoruz. İşte bak böyle yani, daha tabii. Yani herkes konuşuyor, şimdi, çıkıyor. Şimdi tabii başarı önemli bir şey. Turgut evet. Abi yani başarı olmayınca başarısızlığı neyini konuşacaksın ki? Evet. Şimdi bakın bir başarı daha söyleyelim. Yarın akşam Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz maçlar var. İşte Dinamo Zagreb, Salzburg, Milan, Chelsea, Celtic, Leipzig, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Kopenhag, Manchester City, Dortmund, Sevilla. Hakem Halil Umut Meler, Celtic, Leipzig maçını yönetecek Şampiyonlar Ligi'nde. Bu mesela bir başarı. Tabii. Bunu övünmemiz lazım. Gurur, bunu da gurur duymamız lazım. Tabii. Bu arada Cüneyt Çakır'a ne oldu? Vallahi en son hakem eğitmeni olarak herhalde federasyonda devam edeceği yönünde bir sözleşme imzalamış. Daha doğrusu bir sözleşme tadiline gidilmiş. Yani devam eden sözleşmesini buna göre bir revize etmişler. Zannediyorum hakem yetiştirme konusunda liderlik yapacak bu işe. Tecrübesini genç hakemlere aktaracak. Hocam şu an tabii dallan dal atlıyoruz ama... Ama Cüneyt Çakır konusunda bir şey söyleyeyim mi? Tabii. İlmi abinin dediği doğru. Yani Cüneyt Çakır dedi ki arkadaşlar ben dedi bu en son 8 Mart geçen sene yapılan 8 Mart operasyonu hakem camiasında yapılan operasyon sonrası. Dünya Kadınlar Günü'nde. Ben dedi hakemlik yapma konusunda eski şeyimi enerjimi toplayamıyorum gibi bir. Yaşı da ileride mi hocam? Bir senesi daha vardı. Ha, bir senesi daha vardı. Ha. Ama ne olursa olsun önünde Dünya Kupası şansı olan bir hakemimizi ve onunla birlikte 12-13 hakemimizi hiç sebepsiz bir şekilde Hilmi Başkan da bu konuda birçok şeye şahit. Geçen seneki Nihat Özdemir Federasyonu'nun Servet Yardımcı ile birlikte yapmış oldukları Türk futboluna en ihanet o icraat o operasyondur. Onun sonrasında o bıraktı da eğitimciliğe geçti. Şu anda bir proje sundu federasyona. Hocam zaten şunu söyleyelim. Nihat Özdemir yönetimi böyle bir karar aldı ama bu karardan geri dönmedi. Geri adım atmadı ve bu karar Nihat Özdemir ve ekibini yedi. Açık konuşmak gerekirse. Evet. Bir noktada öyle oldu. Tabii. Yani tahkime gitti konu. Tahkime gitti. Tahkim bu işi çevirdi. Siyasi baskılar oldu. Yetişmiş hakemleri niye aldınız mı aldınız? Ciddi anlamda sıkıntılar oldu, konuşulanlar oldu. Ben birçoğuna zaten şahidim, biliyorum. Nihat Bey de çok yakından tanıyan birisi olarak. Nihat Bey de bırakmak zorunda kaldı. Hatta bırakınca dedi Göksel Gümüşdağ'ın bu işte parmağı çoktur dedi ama tabii haklılık payı da yok değil. Onu da artı paranda söylemekte fayda var. Yani ne olursa olsun hakemlerle ilgili bir operasyon yaptığınız zaman kamuoyunu tatmin etmek zorundasınız. Diyeceksiniz ki arkadaş bu adam sahtekar. Bu aldı, bu sattı. Biz de o yüzden devre arası bu işi yaptık. Eğer böyle bir şey yoksa genel bir gençleştirme yapıyoruz. Şu bu gibi böyle yapmacık sebeplerle bir takım insanları devre dışı bırakmaya kalkıyorsunuz. Bunu sene sonunda yaparsınız abi. Evet. Sene içinde yaptığınız zaman bütün taşlar karman çorman oldu. Ve altında kim kaldı? Nihat Başkan kaldı kendisi. Hı. Ceketini aldı, arabasının bagajına koydu ve gitti. Evet. Şimdi ya, evet. Bu konuda... Aslında biraz önce sohbetimizde de bahsettim. Büyük resmi kaçırıyoruz, küçük resimlerle gidiyoruz. Futbol,
bir ekonomi. Evet. Kesin. Bir endüstri. Bir kültür. Dünya ülkelerinin birçoğu kendi propagandalarını ve turizmini futbol üzerinden yürütüyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı bu ülkede ne kadar önemliyse, profesyonel futbolda bu topluma verebileceğimiz en önemli eğitim şeklidir. Biz terse kullanıyoruz. Evet. Siyasetle uğraştınız. Teşkilatçılık yapılıyor. Herkes, ben de siyasetle uğraştım. Bir parti teşkilatlarını bir araya toparlayabilmek için belli bir şehirde türlü organizasyonlar yapıyor. Araba kiralıyor, kumanya ayarlıyor, bayrak veriyor, şu veriyor. Ama futbolda sadece ilan ediyorsunuz. Galatasaray, atıyorum Barcelona maçı, Nef Stadyumu'nda pazar günü 19 diyorsunuz. Herkes parasıyla geliyor, yağmur da geliyor, çamur da geliyor. Kendi geliyor, 52 bin kişi dolduruyor. Evet. Şimdi biz bu meseleyi bu perspektiften bakıp buna göre dizayn etmemiz lazım. Hakem meselesi. Kaç kişiyle dönüyor lig hocam? 23. Pardon, nasıl olacak bu iş? Mümkün değil. Nasıl olacak şimdi? Algoritma diyor ki sen kötü yönettin diyor. Sana maç vermiyorum ya diyor. 3 hafta sonra vermek zorunda kalıyor. Algoritmaya ben artık inanmıyorum. Hayır, örnek olarak söylüyorum ben size. Şimdi çeşitliliği, çeşitlilikle beraber rekabeti de ortaya koyarsanız o zaman Cüneyt Çakırlar çıkar, Halil Bulut Belerler çıkar. Şimdi Cüneyt Çakır, Cüneyt Çakır. Tamam güzel de başka yok mu Cüneyt Çakır? Örnek olarak söylüyorum. Halil Umut Beler. Tamam başarılı. Başkası yok mu? Çeşitlendirmek zorundayız. Değil mi? Doğru. Hakem camiasını gerçekten çeşitlendirmek zorundayız. Biz Süper Lig'i konuşuyoruz hocam. 2002'den 2022'ye kadar Türk futbolunu Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus ikilisi derbilerle götürdük. Avrupa'da da öyle. Bir şey. Böyle bir şey olur mu? Avrupa'da da öyle. Yani dışarıda da biz onlar temsil ettik. Ya dışarıda da onlar vardı. Evet. Ama içeride de hep onlar altyapıdan bir şey getiremedik o yılda. Şimdi bak şimdi Halil Umut Beler çok cılız. Bu sezonun ilk maçını alıyor Halil Umut Beler. Tabii. Koşamamıştı. Başarısız olmuştu. Mazeret koşusu yaptılar. Koştu. Şu an ki bizim birinci kategorideki tek hakemimiz. Üst kategorideki tek hakemimiz. Mutlaka üst olduğu için Şampiyonlar Ligi maçı verecek. İlk maçını alıyor. Neredeyse sezonun ortası geldi ya. Geçen hafta dünya maçı oynandı. Bizden maçı alan hakem satırıyor sayısı 1. 1. Ne kadar acı bir şey. Pekala 9 hafta geride kaldı ya. 9 haftaya baktığımız zaman hakemlerin performansını nasıl buldunuz? İyi değil. İyi değil değil mi? İyi değil. Allah'tan var var. Ha. Bir de şey var hocam. Avar. Var var bir de avar var. Ya şimdi bana soruyorlar. Tamam var biliyoruz da bir de avar ne diyor? Ben dedim bilmiyorum avar. Avar'ın görevi aslında çok olayların içinde değil. İki yerde şey yapıyor. Atak başlangıç fazından hem bir konu var futbol şeyde VAR sisteminde. Yani bir takım atağa başladıktan gol olana kadar ki bölümde herhangi bir ihlal olup olmadığını tespit etmeden atak başlangıç fazını AVAR tespit ediyor. AVAR'ın görevi bu. Bir görevi daha var AVAR'ın. VAR hakemi bir inceleme mesela bir pozisyon oldu, maç oynanıyor. Fakat maç oynanırken VAR'daki arkadaş o pozisyonu izleyecek. O izleyici, o geri alıyor, izleme yaparken akan maçı AVAR seyrediyor. Bunlar aslında birer kişi mi, ikişer kişi mi? Birer kişi. VAR'ın asistanı gibi. Evet. VAR'ın sadece çok önemli gibi. Maçlarda, çok önemli maçlarda iki AVAR görevlendiriliyor. Tabii. Onun sebebi de şu, kaçırmasın. Kaçırmamak bir de zaman kayıpları konusunda hakeme asiste eden AVAR'dır. Hocam bu çizgileri kim çiziyor? Çizgileri sistem çiziyor. Kendisi mi çiziyor? Bak şöyle, dünya şimdi Dünya Kupası'nda da uygulanacak. Birçok ülkede de bu uygulanıyor. Aslında offside'da VAR'la yarı otomatik sisteme geçti. Çizgi çizmek için noktaları VAR ve AVAR koymuyor. Bizde ama hala o koyuyor. Ben otomatik vücudun 12-16 noktasından belirtilen bir sistem var. Fotoğrafı koyduğunuz anda sistem vücudun en kaleye yakın uzvu neresiyse orayı tık işaretliyor, koyuyor. Bizde kim koyuyor bunu? Bizde VAR koyuyor. Bir şey VAR mı diyor ki, sorma. Ha. Bitireyim sondan sonra sor. Doğru söylüyor. Nasıl önemli tamam. Dur kesme hocam. Hocam bak, bahsettiği yer önemli. VAR diyor ki vücudun en uzun kaleye yakın noktası şurası diyor. İşaret diyor. Defans oyuncusuna geliyorlar. Vücudun en kaleye yakın noktası şurası diyor. Ayak diyor. Ayağı işaretliyorlar. Tırt
sistem mavi ve kırmızı çizgiyi çiziyor. Çizginin çizilmesi tamamen sisteme ait. Ama çizginin noktalama. Çizileceği noktalama, insan bizde hala insanda. Ama Dünya Kupası'nda da seyredeceğiz bunu. Avrupa'nın Premier Lig'de dahi birçok liginde bu yarı otomatik sisteme geçti. Biz de en kısa zamanda bu ona sisteme geçmek zorundayız. Hocam anlaşılsın diye soruyorum. Şimdi bir insanın offside pozisyonunda olduğunu tespit edebilmek için kaleye en yakın oyuncu ya, vücudunun neresi buna dahil? El hariç her tarafı. Evet. Efendim? El hariç her tarafı. O zaman şeyin golünü niye vermediler dün akşam? Giresun'un golünü niye vermediler? Orada omuzdan işaretlendi, elden değil. Nasıl omuzdan işaretlediler? Ya ekran akışında ben olayın içini biliyorum. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Buna orada omuz var. Bu söylediği teknolojinin ya da işte sistemin işleyebilmesi için kamera açısı lazım. Ha, bir de şu var. Esas önemlisi o yani. En önemlisi. Bizde statlarımızın fiziki tabii. yapıları da aslında VAR'a çok uygun değil. Değil. Bunu Süper Lig için birçok statımızda söyleyebiliriz. Ama geçen sene Nihat Özdemir Federasyonu birden dedi ki biz de önümüzdeki sene TFF Lig'de VAR uygulamasına gidiyoruz. Şimdi bu sene uygulanıyor. Var ya, kafa, göz, her taraf yarılıyor abi. Doğru. Bir VAR uygulaması yapılıyor. Allah Allah. Yani olmasa daha iyi. Niye? Çünkü 12 kameranın maç öncesi statta belli açılara yerleştirilip kalibrasyonu yapılması lazım. Bu çok hassas teknik bir konu. Yani bu bizi de aşan bir konu. Hakemlik dışı tabii. bunu yayıncı kuruluşun şeyiyle, kameramanları yönetimiyle VAR sistemi Hawkeye mı? Ne firması? Hawkeye firması. Şampiyonlar Ligi maçları 36 kamerayla çekiliyor. Biz hala 12-16'dayız. 18 oldu mu süper diyoruz abi. Yani çok, çok iyi diyor. 18 olunca süper oluyoruz. Düşük zaten maçlarında da o kadar kamerayı da vermiyorlar yani. Evet. Anadolu takımların maçlarında da. Dolayısıyla açıyı yakalamadıktan sonra ne verirse açıyı ona göre hareket edecek yani. Ama Sayın Başkanım, hocam da bilir yine Allah'tan VAR var. Eğer VAR olmazsa bu hakem hatalarıyla şey olur yani kıyamet kopar. Turgut abi şimdi yayına çıkmadan bir gün evvel hani duyuruyoruz ya, yarın akşam işte 23.30'da Bengütürk'te işte Hilmi Bey, Ali Bey, Turgut Bey, Anadolu futbol temsilcilerinden tonlarca telefon geliyor, mesaj geliyor. İşte Çorum Spor Ahmet maçında hakem bizi katletti. Öbürü Erok maçında, Batman maçında işte bilerek Erok'u doğradı. Evet. Ne bileyim Sapanca maçında hakem bizi katlet. Ya buna benzer çok şikayetler var. Biz şimdi 12, 15, 18 kameradan bahsediyoruz ama. Sapanca Spor Başkanı da Adil Köseoğlu arkadaşımdır. Çok iyi gidiyor. Hoca değiştirmiş. Hayırlı olsun diyoruz. Şimdi evet. Hilmi abi, federasyon acaba bu ikincilik, en azından bu kırmızı ve beyaz gruplarda biliyorsunuz kaç takım var? 18, 36. Yani bunlara, bu maçlara birer kamera ya da ne bileyim bir yayın, bir televizyonla anlaşıp böyle bir şey yapamaz mı? Bence, aslında bütçe olarak da hani yormaz. Yani o bir şey getirmez. Onu söyleyeyim ben size. En azından haklarını arama noktasında yani şimdi, insanların içini rahatlatmaz mı? Hocam içinde bulunduğu için ben yine bütünden lokale geleceğim. Çeşitliliğiniz bol olacak. Hakemi tabii. iyi eğiteceksiniz. Hakemi her yönüyle eğiteceksiniz. Yani sadece teknik olarak değil, sosyal yaşantısı olarak, efendime söyleyeyim, duruş olarak. Biraz da ekonomi hocam. Hayır, ekonomi de ver. Tamam, ekonomi ayrı mesele. Ben bakın, ben Levent Bıçakçı döneminde yine kulüp Ankara Spor Başkanı'ydım. Belki siz de o zaman sistem içindeydiniz. Rahmetli Hasan Doğan bir toplantı yaptı. Allah rahmet eylesin. Türk futbolunu nasıl geliştiririz, nasıl kalkındırırız diye. İstanbul'da rahmetli Cemal Aydın'la İlhan Çavcı'nın kavga ettiği. Bravo, tebrik ben ediyorum sizi. Şimdi bakın, orada siz vardınız, ben de vardım. Şimdi Cemal Aydın, iki rahmetli oldu ikisi de. Evet, İlhan Bey de bir münakaşa ettiler. Konu şu, yöneticiler var, TFF var, kulüp başkanları var. Türk futbolunun marka değerini nasıl yükseltebiliriz? Ha işte, en önemlisi bu hocam. Bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ben söz aldım ve dedim ki, o zaman gayet yatıracaksınız. Şimdi bir yapı, kulüpler, sistem, 11'er futbolcu kulüp yapıyor. Bunun 25 tane geride kalanı var. Parası var, finansı var, sağlığı var, tekstili var, 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 var. 11'er kişi sahaya çıkarıyorsunuz. O zaman siyah önlük giyerdiniz. Evet, ne olacak, bunu kim yönetecek? 3 kişi çıkıyor. Bunlar yönetecek diyorlar. Ve itirazı yok. Üst mahkemesi de yok. Yargıtay'ı da yok. Peki bunların statüsü ne diyorum? Kaldıkları otel belli değil. Evet. Taksiyle stada geliyorlar.
Çıktığında neyle karşılaşacağını bilemeyen bir hakem. Bu statüyü geliştirmeden bu hakemin statüsünü bunu nasıl yönetsin dedim insanoğlu. O zaman öyleydi. Rahmet Hasan Doğan çok doğru bir şey söylüyorsun. Sonra hakemler maçlara VIP minibüslerle gidip gelmeye başladı. O dönem o toplantıdan sonra Futbol Federasyonu karar aldı. Hakemler sarı taksiden kurtarıldı. Taksiyle geliyordu. Ve taksi bagajla açmıyor. Kendi çantasını alıyor bagaja koyuyor. Yani şimdi şunu söylemeye çalışacağım. Hakemleri kaliteli hale getirebilirsiniz. Çeşitliliğini koyarsınız. Statüsünü verirsiniz. Özgüvenle çıkar. Bir şekilde. Avrupa'daki hakemler nasıl yönetiyorlar? Yani öyle panik de yapmıyor. Gidiyor sarı kart çıkarıyor gösteriyor. Sinirler alınmış. Öfke kontrolü var. Bir takım eğitimlerden başkanım, geçmiş. Biz de yabancı hakem getirelim. Yabancı hoca getiriyoruz. Yabancı hoca getiriyoruz. Yabancı milli takım antrenörü getiriyoruz. Başkan çok özür diliyorum. Ben tekrar şunu söyleyeceğim. 86 milyon ülkemizde 23 milyon genç nüfus varken 8+3 yabancı serbestliği vesaireyi yabancı hakemi konuşmak hoş bir şey değil. Biz sistem koymalıyız. Bakın ben size şurada söyleyeyim. Yabancı sayısı 2005-2006 6 kişi yabancı serbestliği. Oynayabilir. 2007-2008 6+1 evet. Sezon başı. Ortada yürürken 6+2 sonra doğru 6+2+2 2009-2010 6+2 gidiyor böyle. Her sene bir şey yapmışız biz. Yabancı sayısı. Neye göre yapıyoruz biz bunu? Yani bir amacım var. Hayır. O anki ihtiyaç neyse ona göre yapıyoruz. Hatta bir şey var. Dikkatimi çekti. Ben bu istatistikleri hep tutuyorum. 2014-15 5+0+3 Evet. Bu ne demek? Bu ne ya? 5+0 şu. 5 sahada kulübede yok. +3 yok kulübede. 3 tribünde. Tabii, bu manyaklık böyle bir şey. Tabii canım öyle oldu. Bunu söylemeye çalışıyorum. Evet, evet. Biz önce kendi insanımızı geliştireceğiz. Bizim insanımız başarılıdır. Hakem olarak da başarılıdır. Futbolcu olarak da başarılıdır. İyi yetiştireceğiz. Ben Ankara Spor Başkanı iken Almanya 4. liginde Berlin Atletik Spor diye bir kulübü satın aldık biz. Berlin Ankara Spor yaptım. Sebep? Hı. Oradaki Avrupa'daki gurbetçiyi orada toplayıp içeriye Keçiören ve Buksaç da bizim takımımızdı. Evet. Hem kendimize ürün yapalım hem de pazar yapalım diye. Berlin Belediyesi bize dedi ki size bu tesisleri kullanma hakkını veririm. Ancak miniklerden başlayan bir takımlar yapmak durumundasınız. Yeah. Bunları eğitmek durumundasınız. Evet. Bunları antrenöre etmek durumundasınız dedi. Bir entegre sistem koyuyor ortaya. Bana bir şey veriyor ama benden de bir şey istiyor. Dolayısıyla biz Türk futbolunu entegre hale getirmeliyiz. Yani bal liginden başlayıp, amatörden başlayıp, Süper Lig'e ve milli takıma kadar gelecek şekilde bir entegrasyonu kurmadığımız sürece kazandığımız başarı geçicidir, evet. Kalıcı değildir, sistem olmak zorundayız. Tabii işte, yani futbol yetiştirirken sadece teknik, taktik, fizik, kondisyon bakımından yetiştirmek değil. Yani evet. Bunu bir futbolcu nasıl yaşar? Örnek yaşantısı toplum için nasıl olmalıdır? Bir hakem nasıl yaşar? Nerede yemek yemeli? Nerede kalkmalı? Nerede yatmalı? Şimdi Mete Kalkavan, bizim FIFA kokartlı hakemimiz. Tecrübe mi? Tecrübe. Hakemlik mi? Hakemlik. Geçen hafta bakıyorsunuz, basketbol maçına gitmiş Anadolu Efes formasıyla. Yani basketbol maçına ama rakip takım eğer futbol şubesi olan bir takımsa Mete Kalkavan isimli kardeşimiz bunca yıllık tecrübe buna fırsat vermemeliydi. Yani bakın, bunu bile düşünemeyecek hocam, kadar hakemlerimiz eğitimsiz. Gitsene olur. Gitmiş Mete. Abi şimdi bak. Gittiği maç Anadolu Efes Galatasaray maçı. Rakip Galatasaray olunca Galatasaray camiası olmaz. Ben bir daha Galatasaray maçına çıktığı zaman ya da Galatasaray'ın rakipleriyle oynadığında rakipler lehine bir hata yaptığı zaman falan. Peki, en azından forma giymesin diyorsun. Maça gitsene ama forma giyin. Abi canım sen de ya. Maça hepimiz gidiyor. Ben de gidiyorum. Maça hepimiz gidiyoruz yani. Ayrı konu. Hocam Messi, forma olmayacak. Messi altyapıda görüldüğünde hocalar izlenip kulübe bu iyi bir kumaştır. Bunu A takıma alabiliriz, transfer edebiliriz gibi bir makalede okumuştum. Rapor verdiğinde kulübün psikologları Messi'nin ailesinin yaşantısına bakıyor. İyi tabii. Ekonomisine bakıyor. Kaç kardeş olduğuna bakıyor. Aile mutlu mu mutsuz mu? Yani bunu taşıyabilir mi? Tabii. Şimdi biz biraz futbolu sadece 90 dakikalık mücadele olarak bakıyoruz. Bunun arka planını iyi yönetmek zorundayız. İyi yönetemezsek, sistem kuramazsak
Bunu başaramayız. Başardığımızda geçici olur. Nitekim bütün bunları yaşıyoruz biz. Türk futbolunda bundan, milli evet. takımda da bunu yaşıyoruz. Evet. Yani tabii ki mağlubiyetler olur. Hezimetler de olur. Anlamsız mağlubiyetler de yaşayabilirsiniz. Ama bir sistem üzerine giderse bu mağlubiyetler sizin moralinizi bozmaz. Günün birinde kazanacağınıza emin olursunuz. Şu anda mesela siz biraz önce içeride sohbet edilen bir takımdan bahsettiniz. Süper Lig kulüplerinin birçoğu sahipli kulüp olmaya başladı evet. ve sistem takımı kurmaya başladılar. Bizim yani niyetimiz var inşallah. Sadece 90 dakika bugün yendik değil. Uzun vadeli projeler yapmak durumundasınız. İşte Altınordu gibi. Kadrolar yani, kurmak. Tabii Altınordu en önemli örnek. Tabii. Mehmet Bey ile çok evet. iyi tanışırız. Yani şey ifadeyle bak, her yerde konuşuyor. Fakat kimse de Altınordu'yu örnek alalım demiyor. İşte Altınordu bir futbolcu fabrikası gibi oldu. Eski gençliğe yan abi yapardı rahmetlik. Evet. Şeyde Federasyon Genel Kurulu'nda Mehmet Bey sistemi anlatıyor. Evet. Kimse dinlemiyor. Kimse dinlemiyor. Ben gittiğimizde Torvalı'da evet. gördüm evet. yaptığı sistemi. Evet. Şimdi hocam Hamburg'dan bir mesaj geldi. Almanya Hamburg'dan. Yücel diye bir arkadaş benim kendi telefonuma mesaj göndermiş. Yayınınızı izliyorum. Yayından da kopamadım. Annemin annesi vefat etti. Yani odada devam ediyorum izlemeye diye. Ya Yücel artık cenaze yarın defne olacak. Sen izlemeye devam et. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet hocamın eylesin. Hocamın da eniştesi vefat etti. Evet hocam. Hocamı Ali Kunak Allah. Yapan evet. bir isimdi herhalde. Çünkü evet, yani görüşmemizde öyle söylemişti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Gençliğimin idolü abim aslında iyi bir milliyetçi, vatansever, Atatürkçü. Profesör Doktor Erol Şengör, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Veteriner Fakültesi'nde hocalık yaptı, Ankara'da Üniversitesi'nde yaptı. Türk bilim camiasına bir sürü de akademisyen yetiştirmiştir. Acımız büyük ama ben bugün buraya aslında gelmeyecektim. Fakat Yunus dedi ki bana 5 dakikalığına gel ama geldik tamam 5 dakikalığına buraya girdik. Hocam, şimdi beni buradan da hakikaten çok böyle acı bir günde acımı hafifleten bir ortam içerisinde. Duygu abi. Hocam mekanı cennet olsun. Abi, şimdi, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Slovenya'dan bir mesaj var. Evet. Berk. Evet. Tabii Türk futbolunun gelişebilmesi için altyapıya ciddi yatırımlar yapılması lazım diyor. Yine Makedonya'dan bir mesaj var. Gökmen Bey göndermiş. Diyor ki hakem akademisi açılsın diyor. Doğru. Hocama sorar mısın diyor. Şimdi bunlar kulağa hoş gelen şeyler. Bak. Güzel. Yani bunlar kulağa hoş geliyor. Şimdi Türkiye'de... Olmaz mı bu iş? Bir dakika. Hemen pat diye son cümleye geliyorsun biliyor musun? Biraz böyle bir azıcık şey yapayım. Müsaade ya, yavaş yavaş yürüyelim diyorsun. Türkiye'de bu hakemlerin eğitimi konusunda her dönem Sayın Başkanım da çok iyi bilir federasyon içerisinde her dönem bir takım projeler çıkar. Bir şey çıktı abi. Sokak hakemliği çıktı bir dönem. Oradan dediler ki sokak hakemliği herkes hakem olsun. Olsun. Sonra Anadolu Üniversitesi ile ortak bir federasyon değişti. Gelen federasyon Anadolu Üniversitesi ile ortak bir proje yapalım dediler. Bir sistem oturtalım dediler. O da yürümedi, vazgeçti. O federasyon değişti. Riva'nın yanındaki lisenin bir hakem lisesi olması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile çok çok uzun görüşmeler yapıldı. Oradan da bir şey olmadı. O da rahmetli oldu. Şimdi bu sene Yıldız Üniversitesi ile bir çalışma içerisindeler. İşte tarafsız görüş platformu gibi bir şey oluşturuldu. Oradan çıkacak sonuçlarla hakem kararlarının değerlendirilmesi gibi bir şey oluyor. Şimdi bak, hakem akademisi yetiştirmek için öncelikle temelden parayı koyacaksın arkadaş. Ta adamları liseden alacaksın, yatıracaksın. Ankara'da Beşevler'deki voleybol lisesi ta bundan 15-20 sene önce kuruldu. Bak bugün filenin sultanları, Efeler gurur duyuyoruz. Evet. Niye? Sabırla. Bizde sabır yok. Başkanın dediği gibi. Abi. Sabır yok. Abi. Hakem akademisi kuruldu ya. Seneye biz istiyoruz ki 10 tane aslan gibi hakem çıksın. Başka yok abi şey, 10 sene sonra çıkar. Başka bir şey söyleyeyim. Akademi bir sonraki yönetim tarafından da kaldırılıyor. Ya bir de öyle olur. Ya şimdi yönetimler sistem koymaya değil, sistemi devam ettirmeye gelmesi lazım. Doğru. Ama koyduğun sistemde doğru İstikrar olur. Yok diyorsun. Ya da entegre yaparsınız, sisteme ilaveler yaparsınız falan. Yani yoksa bugün ben geldim, akademi kuruyoruz. Evet. Siz geldiniz, bu hala akademi olur. Kaldırın bunu, üniversite kuralım. Turgut Bey geldi, yok onu yap. Böyle bir şey olmaz. Zaten Türkiye buradan kaybediyor. Doğru. Ama bak tekrar söylüyorum, Yunus Bey. Futbol
tüm dünya nüfusunun hemen hemen %70'ini ilgilendiren enteresan bir oyun. Alakalı herkes. Tabii. Afrika'da açlıktan kemikleri sayılan, ayağında ayakkabısı olmayan bir çocuğun sırtında Barcelona forması var. Doğru. Evet. Yeah. Sırtında Messi yazıyor. Oraya kadar ilgili. Dolayısıyla bunu doğru koordine etmek durumundayız. Doğru. Kanun koyucusu, yasa koyucusu, yöneticisi bunu sistematiğe dökecek ve ben o sisteme uyacağım. Ben sisteme uydurmayacağım. Doğru. Şimdi futbolun dili, dini, ırkı, mezhebi, kitabı, şunu bunu yok. Evrensel bir olgu. Tabii. Şimdi Turgut abi sen tabii Galatasaray deyince Turgut Öner akla gelir. Yakinen takip ediyorsun ve ciddi bir taraftarsın. Erzurumspor dışında. Erzurum mu önde, Galatasaray mı önde? Ya tabii Erzurum memleketimiz. Yani Erzurum bizim sevdamız, doğduğumuz. Şimdi geçen hafta Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca buradaydı. Evet. Konuğumuzdu. Ali Hocam da buradaydı. Dedi ki ben dedi bu 8+3'e külliyen karşıyım dedi. Dedi kardeşim dedi bu ne dedi ya artı 3, 4 kaldırılsın dedi. Yani takımlar dedi 11 futbolcuyla yabancıyı 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıkabilmeleri lazım dedi. Gelişmiş dünya ülkelerinde futbol liglerinde böyle zaten biliyorsunuz. Sen ne diyorsun? Şimdi Sayın Başkanım buradayken bu çok böyle ilgi alanıma giren bir şey. Sadece kanaatimi söylüyorum. Eğer 8 futbolcu oynayabiliyorsa 8 taneyle sınırlı kalsın. Ama adam 13-14 tane yabancı almış 8 oynatıyorsa serbest bıraksın. Turgut Bey. Ekonomiye yazık. Faruk Hoca'ya saygım sonsuz. Evet. Tabii ki yabancı serbest olsun. Bana göre yabancı serbest olsun. Bana göre, ben ama de aynı sahadakini şey disiplin edelim. O zaman hepsi yabancı olacaksa milli takımı gurbetçiden mi seçeceğiz efendim? Ya bizimkiler de onlarla rekabet etsin. Öyle başkanım, ama başkanım olsun diyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani. Tamam, onu söylemeye çalışıyorum. Yani milli takımın ağırlıklı oyuncusu gurbetçi. Ama yani, şimdi Sayın Başkanım, yurt dışında işte Avrupa ülkelerinde sınırsız yabancı var. Milli takımlarını da güzel temsil ediyorlar. Bizde de öyle olsun. O modeli geliştirelim. Ben bir şey bizim futbolcularımız da pabucun pahalı olduğunu bilsin, adam gibi top oynasın, adam gibi istikrar sürdürsünler. Abi şu an Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok, yani, yok ya. Biz şimdi büyük takımlarda 3 tane yerli oynatma mecburiyeti var ya, inan ki orada zorlanıyoruz. Kim oynatacaksın? Faruk Hoca'nın bahsettiği konu şu. Bugün Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, özür dilerim hocam. Bu büyük takımlarda yerli oyuncu oynatacak adamımız yok. Galatasaray'da kim oynatacak? Mecbur kalıyorsun. Yunus'la Kerem'i. Defansta da işte Konya'dan aldığımız Abdülkerim mi çocuğun ismi? Evet. Onu oynatıyoruz. Yani onu düşün ki serbest kalsa hiçbirisi giremez bana göre. Bu 3+3 var ya, artı 3 diyor, 100 lira edecek Türk futbolcusunun fiyatını 500'e çıkartıyor diyor. Yani o bakımdan da haklı ya biraz. Bu arada Turgut Bey'in reytingi çok yüksek, hiç durmuyor. Çok teşekkür ederim. Abi sen karşı mısın bu işe? Sen ne ben diyorsun? Şöyle, yabancı, ben yine disiplin ve prensipten yanayım. Yabancıyı serbest bırak. Eğer bütçen müsaitse, param varsa, tamam, al, kırmızı oyna. Bakiye vermiyorsan, dükkan işletmesi gibi getirirsin. Şimdi Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi oynayacak doğal olarak. Tabii yani, şimdi rekabet edecek. Kadrosunun başkanım, geniş tabii, olması lazım. Tabii. Ama bunun yanında da altyapı deden önemsediğimiz bir olayı da ihmal ettirme kulüplere. Yani altyapı hocasını oradan bir hoca tutup da asgari ücretle gel burayı altyapı hocası yap deme. Ben altyapı işini yapan birisiyim Ankara Spor'da. Biz en önem verdiğimiz yer altyapı oldu. Ve şu anda bile Süper Lig'de bizim altyapıda yetiştirdiğimiz genç çocuklar, kaleci, forvet oyuncularımız var. Evet. Bu bir üretim midir? Çünkü benim elimde malzeme var, nüfus var. Tabii. Genç bir nüfusumuz var arkadaşlar. Yani ben yabancı olsun olmasın demiyorum. Rekabet, parasal rekabet de olsun. Peki onu hesaplarken yabancıya vermiş olduğumuz sözleşme fesihlerinden ödediğimiz tazminatlar ne? Çıkaralım onu koyalım. Hocasında da var. Futbolcusunda da var. Dosya sayısı kaç? Dosya sayısı, tahtaları açamıyorsunuz. Parasını ödemediniz diye. Oynatmıyorsunuz. Doğru. Da. Tabii onu getirdiniz. Yaşadık. Bir şey yapamıyor. Gönderiyorsunuz, gönderemiyorsun. Sözleşmen paramı ver diyor. Vermiyorum diyor. Ondan sonra gidiyor. Kasa müracaatı diyor. Yani 15 tane alınacağına işte 8 tane alınsın. Adam gibi diyorum, adam abi, alınsın bak, yani. 3 alınsın, 5 alınsın, 15 alınsın fark etmez. Sistem olsun, prensip sistem, olsun. Bütün mesele bu. Sonuna kadar her iş doğru yapılsın. Yani
bu dünya kadar yabancıya para verildi, çöpe giden paralar var. Yunus'cum, bak bir şey söyleyeyim ben size. Bu sezonla ilgili 435 tane oyuncu satmış kulüpler. Birbirlerine. Evet. 98 küsür euro transfer gelirleri olmuş. 416, 451 tane de almış. Oyuncu almış dışarıdan. Hı hı. 116 milyon 477 bin euro transfer gider olmuş. 17 milyon 600 bin euro kırmızı bakiye. Şimdi bu bütçeleri yaparsanız şey kırmızı bakiye getiren bütçeleri o zaman amaca ulaşamazsınız. O an için mutlu olursunuz. Ben şunu söylüyorum. Ülkemizin ekonomisini yönetenler, siyasiler cari açığı nasıl kapatırız diye ekonomik tedbirler almaya veya da programlar yapıyor. Türk futbolun cari açığını kim yapacak abi? Cari açımız var bizim burada. Abi cari fazlamız yok ki. Geliyorlar hemen şeye, reise, Ankara'ya toplanıyorlar. Ya yapma etme. Zaten yakında yine geleceklermiş. Yeniye gelecekler. Niye? Bankalar geri ödemeleri başladı. Evet, hepsi yakın, çok zordu. Dur bakalım. Bu arada yasa da çıktı. Biz şimdi pozitif insanlarız. İyi şeyler konuşalım. Ya böyle güncel. Şimdi iyi futbol var. Süper Lig'de bu sene çok iyi başka, futbol. Bu sene güzel maçlar oluyor. Fenerbahçe maçı değil mi? Seyirci mesela olarak zevk verdi. Karagümrük, bugün ben Trabzon maçında da zevk aldım. Evet. Efendime söyleyeyim. Hakemlerimiz inşallah performans olarak zaten evet, hakem iyi olacak da VAR da iyi olacak. Bundan sonra VAR'ın iyiliği de çok önemli. Yani bundan sonra herhalde VAR'ı konuşacağız biz. Aynen, hakemlerden daha çok. İyi VAR, evet. İyi VAR değil, kötü VAR falan evet, hesabı. Evet. Ama bazı gerçekleri de tespit edersek, karar verici, hükmedici, kanun koyucu, sistem koyucular bu ülke artık zaman kaybetmesin. Yani yeteri kadar zaman kaybetti. Ben futbolu çok önemsiyorum. Toplum üzerindeki etkisini çok önemsiyorum. Biliyor ekonomisini musun? Çok önemsiyorum. Kültürünü çok önemsiyorum. Ben kulüp başkanıyken basketbolda bir kültür vardı. İnsanlar kızlarıyla, ailesiyle, hanımıyla maça giderlerdi. Ben dedim ki bu seyirci kültürünü futbola yansıtalım. Şimdi bu olmaya başladı. Fenerbahçe geçen canlı maça gittim. Herkes ailesiyle gelmiş. Evet, evet. Ve statta formasız bir tane adam zor gördü. Galatasaray da öyle. Sayın hayır, tamam hayır, evet, örnek olarak söylüyorum. Kombine bile satın alıyor. Bunlar güzel şeyler. Evet. Yani maç bittikten sonra iki rakip oyuncu birbiriyle tokalaşması, her evet, ne şartlarda olsa sohbet ederek çıkma. Bizim arzu ettiğimiz, özlediğimiz şeyler bunlar. Deplasman seyircisinin tekrar alınması. Hep böyle kavga, tabii, gürültü, aldım verdim görürsün, sen bizim haftaya görüşürüz falan, böyle artık bitsin bu işler. Çünkü bu bir ekonomi artık. Tabii. Bundan para kazansın kulüpler evet, yani. Şimdi UEFA Ligi'nde Perşembe günü birbirinden zorlu maçlar var. Bizim takımlarımız da seremoniye çıkacaklar. Trabzonspor Monaco ile oynayacak. Trabzon'da maç ama Monaco biliyorsunuz dünya futbolunun iyi takımlarından birisi. Fenerbahçe Yunanistan deplasmanına çıkacak. AYK. Tabii ki şu an Yunanistan'da Türkiye arasında bir gerginlik var. Dileriz Fenerbahçe bu AYK denen takımı Yunanistan'da yener gelir. Zaten burada 2-0 şimdi, mağlup etmişti. Yunus'um biz Galatasaraylıyız o gün sonuna kadar Fenerbahçeliyiz. Evet. Başakşehir, Başakşehir Skola Rigas diye bir takımla oynayacak. Bu da Letonya'nın takımı. Zaten ilk maç 0-0 bitti. Evet, enteresan yani. %70-80 oranında üstün bir futbol ortaya koydu Başakşehir ama gol atamadı, golü bulamadı. Hatta bu akşam Emre Belezoğlu Sivasspor yenilgisinden sonra çok sert bir açıklama yaptı. Dedi ki hakkını vermeyen futbolcuyla devam edemeyiz dedi. Aferin. Yani formanın hakkını vermeyen futbolcuyla devam etme şansımız olmaz dedi. Devre arasında bunları oturup konuşacağız dedi. Yine Sivasspor Balkani, bu Balkani de nereli? Kosova'nın takımı. Sivasspor kendi saha ve seyircisi önünde 4-3 yenildi ilk maçta. Şimdi rövanşında deplasmana gidecek. İnşallah ters bir skor olur. Oradan da galip geliriz. Şimdi puanlara bakacak olursak bu Balkani 4 puanda, Sivasspor 4 puanda, Slavia Prag 4 puanda, CRF Kuluş 4 puanda. Bunların puanları 4'er. Hilmi abi burası biraz çarşı karışmış burada. Son iki maç zaten. Başakşehir 7. Bence çıkmaya garantilemiş. Fiorentina 4. İskoçya'nın Hurst takımı 3. Yine Rigas Skoda 2 puanda. Skoda geçmiş olsun.
Macaristan'ın Fenerbahçe takımı 6 puanda, Monaco 6 puanda, Trabzonspor 3, Kızıl Yıldız 3. Trabzonspor'un da çıkma şansı var olmasına rağmen bence biraz zora girmiş gibi duruyor. Bu Fenerbahçe'nin rakibi Kıbrıs Rum Kespi takımı mı? Fenerbahçe'nin? Hayır, evet. Yunanistan takımı. Yunanistan. Harika. Evet. Anladım. Şimdi, Güney Kıbrıs Rum takımı diye bana mesaj geldi. Öyle mesaj geldi. Düzeltelim diye ben. Ha, Larnaka. Evet, evet, evet. Yunanistan üzerinden gidecekler sanıyorum. Öyle mi? Kuzey Kıbrıs Rum kesiminin takımıymış bu. Şimdi bir uyarı geldi de yani ben hatırlatayım diye düzelteyim diye söyledim. Şimdi o zaman Avrupa'da bir yanlışlık var. Larnaka şimdi... Hayır, şimdi şöyle, aynı kulağıma söylüyorlar da, Fenerbahçe şeyle oynamadı mı? Bu nerenin takımı? Hilmi abi nerenin takımı? Rum kesmini. Ben de şimdi ona bakıyorum. Dur şimdi bakıyoruz. Evet, onu açıklık getiriyorum sayma. Şimdi neyse, buna kesimi. Bakalım. Evet. Rum kesmi. Rum kesimi mi? Evet. O zaman biz Yunanistan diye boşuna... Tamam, orada Yunanistan sayılır canım, ne olacak yani? Türkiye'ye karşı diyorsun, ikisi de düşman. Yunan'ın yavruları canım, sıkıntı yok. Evet. Şimdi Avrupa Kupalarında Başakşehir'i tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Diğer takımlarımıza o kadar diyemeyeceğiz. Sivasspor'un biraz şansı var. Ama işte Konyaspor... Efendim Trabzonspor başarılı olamadılar bana göre. İnşallah bu hafta tüm takımlarımız başarılı olur. Ülke puanına ihtiyacımız var. Evet tabii. Çünkü tabii. Çünkü yurt dışında kazanılan her puan ülke puanıdır. Tüm takımlarımızı yurt dışında seviyoruz. Hepsini kendi takımımız olarak görüyoruz. Hepsine başarılar diliyorum ben. Hilmi abi ne diyorsun? Trabzon aslında bir şansı yakalamıştı ama onu kaçırdı. Başakşehir'i burada zaten konuşmaya gerek yok, o çıkmış zaten. Sivas'ın da şey olabilir. Şansı var. Şansı var. Bu hafta da galip geldi. O moralle evet. İnşallah. Yani ama ben Trabzon'un aslında burada yukarıda olmasını, Monaco maçını almasını beklerdik ama Monaco da zaten güçlü bir takım. Zor. Son 5 haftadır mağlubiyet almadı kendi liginde. Başkanım evet. Trabzon'da Türkiye şampiyonu ya gözünü seveyim yani güçlü de Monaco nedir yani Monaco? Ama işte yıllar önce biz Galatasaray'la gittik o maça. O maçtaydım ben. Adamları sahalarına dar ettik. Köln'de yine yendik. Yani Monaco yenemeyecek takım değil ki. En güçlü Fofanaların, şunların bunların olduğu devrim. Veha'ların olduğu dönem. Bu maç yani. Öncesi, yani Trabzon'un oynadığı maç öncesinde Monaco bayağı iyiydi. Yani performans olarak anlık iyiydi yani. Öyle diyelim. Hiç mağlubiyet olmadan geldi. Evet. Bu AEK Larnaka, hani Rum kesimine takım ya. Evet. Eğer bu araştırılsın, bunların mutlaka Yunanistan ve Rum kesimiyle %1 milyon bağlantıları var. Ya başkanları bir aynı şeyden geliyor, silsileden geliyor. Ya o bir yere sponsor. Olabilir. Ya çok da detay değil. Yani Yunanistan'ı almışız, Rum kesimiyle oynamışız. Yunus'um oraya takılmıyorum. Sadece düzelttik, özür dilerim. Tabii yani Sivasspor'un da bence çıkma olasılığı bir hayli yüksek. Orada Slavia Prag iyi takım. Evet. Romanya takımı bu Cluj de fena takım değil. Zaman zaman maçlarını izleme fırsatımız oluyor. 4 takımın da 4'er puan olması böyle... Şansını yükseltiyor işte. Evet. Tabii şansını yükseltiyor. Eğer deplasmanda Sivasspor 3 puanı hanesine yazdırabilirse çıkma şansı %70 bana göre. Tabii benim samimi arkadaşlarım var böyle Fenerbahçeli. Hepsi maça gidiyor. Mesela senin tanıştığın Muhsin Koca var. Acayip Fenerbahçelidir. Şimdiden hazırlanmış gidiyor maça. Hangi maça? Fenerbahçe maçına. Aa şey. Tabii. Yani futbol tabii dedim az önce evrensel evet. Bir olgudur. Futbolun dili, dini, ırkı, mezhebi, kitabı olmaz. Evet. Dolayısıyla bizim Türk milleti futbol sever bir millettir. Evet. Dolayısıyla futbolu güzelleştirmemiz lazım. Futbolun güzelliklerini ortaya koymamız lazım. Yani futbol farklı bir şey. Yani. Tabii güzellikler ortaya koyduğunda yapay davranmanın da alemi yok. Yani ben şimdi şu grup puan durumlarını incelerken vallahi yüzüm kızarıyor. Hiç evet. Yakıştıramıyorum. Evet. Ya. Ne kadar acı bir şey ya. Ya biz Şampiyonlar Ligi'ne iki takımda katılmaya alışmış evet, bir ülkeyiz. Doğru diyorsun yani. Hocam. Vallahi yani doğru çok,
Şimdi baksana, biz Galatasaray'la senelerce Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımımız 3 eleme oynayacak ya. Yazıktır, günahtır. 3 eleme oynamak ne demek biliyor musun? Haziran başında sezon açmak demek. Evet. Bunu nasıl kaldıracaklar Sayın Başkanım? Şampiyonlar siz... Ligi'ne de katılamama ihtimalinin yüksek olması demek. Artı hayır, hazırlamak için 365 gün takım çalıştıracaksınız. Tatil diye bir şey yok yani. Türk futbolu takım durumu nasıl burada. Hocam çok iyi yere değindiniz. Son 15 yılın son 10 yılın kötü yönetimleri bizi buraya getirdi. Dirayetsiz federasyon yönetimleri getirdi bence. Çok net bu. Neyi? Bugünkü 19. 18. sıralarda sürünmemizi. Burada sadece federasyona çamur atmaktan ziyade kulüpleri yöneten insanlara da bakmak lazım. Tamam yani federasyonların hataları... Abi federasyon daha beter. 45. sıradayız şimdi, ya. Rezalete bak. Olacak tabii, milli takım bazında mı? Tabii. Sayın Bey, Yunus Bey. 45'e çıktı. 45'e mi çıktı? 42'den 45'e düştük. Faroe Adaları'na yenilip de Lüksemburg'la beraber kalınca 3 sıra daha gittik aşağıya. Şimdi bak, hocam, Hamit Altıntop'la Kuntz var olduğu müddetçe bu sayı biraz daha artabilir. Haberin olsun. Sonumuz hayırlı olsun. Sistem. Yani kişiler... Dükkanı kapatacağız, 10 sene bekleyeceğiz abi. 10 sene sonra... O da bir çözümdür yani sonuç yani. İtibariyle ama toparlanabilir sistemi doğru koyarsak. Bence futbolun gelişmesini güçlendirecek bir konu daha var. Yasanın çıkmış olması. Spor yasası. Şimdi, tabii spor yasası. Bu spor yasası, Kulüpler Birliği yasası da... Yıllardan beri gündemde olan, çalışılan, hazırlayan bir türlü çıkamayan. Ben... Aslında çıkarılmayan ya da cesaret edilmeyen diyelim. Bu noktada gerçekten ben Sayın Bakan'ı tebrik ediyorum. Yani evet, öyle ya da böyle bu yasa çıktı. Şimdi yönetmelikler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi o yasada işte spor kulüpleri de var iş içerisinde. Kulüp yöneticilerinin sorumlulukları var vesaire var vesaire var. Şimdi siz, ben ya da siz herhangi bir yerde bir işletmecilik yapmış olsak, yanımızda bir işçi çalıştırsak, devlete de bir SSK borcumuz olsa ve o işletmeyi kapatmış olsak, yıllar sonrasında yaşlılığımız sırasında bir devlet memuru elinde sarı zarfla gelir. Siz Yunus Bey misiniz? Evet. Sizin devlete bir borcunuz var, bunu almaya geldim der. Evet. Şimdi Allah aşkına, kulüp yöneticisi olacaksınız, borç yapacaksınız, genel kurul olacak, bir başkası gelecek, devre alacak sizden, siz gideceksiniz, işine devam edeceksiniz. Nasıl oluyor bu? Şimdi çok zor yönetici bulmak. Bu şartlarda yönetici bulmak çok zor. Aynen öyle. Kendine güvenen, doğru iş yapan insanlar seçin. Hesap verebilir durumda olacak yönettiği süre içerisinde. Aynen. Ama tabii şu şansımız var. Aslında bu şansı ülke değerlendiremedi. Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu seven, futboldan gelen bir adam. Doğru. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın çok da desteği oluyor ama işte bu kargaşa, işte federasyon, şu bu aslında Cumhurbaşkanımız yasayı falan, Cumhurbaşkanımız emir vermese de federasyon spor bakanı falan çıkaramazdı Sayın Başkanım. Tabii. Cumhurbaşkanının emriyle oldu, ben onu takip tamam, ettim. Tamam, hiç itiraz etmiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve özellikle futbola olan duyarlılığını biz niye iyi kullanmıyoruz da her başımızın sıkıştığında Cumhurbaşkanına gidiyoruz? Doğru ama yine de yani öyle bir futbol adamı için bir önceki şans. Bir önceki cumhurbaşkanlarının kaç sefer maçtı? Bir rahmetli. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Onun dışında hangi cumhurbaşkanımız maçtı? Ben size bir şey söyleyeyim. Ara sıra Demirel. Ara sıra o da çok önemli maçtı. Turgut Bey. Evet. 29'dan fazla stat yapıldı bu ülkede. Evet. Ve statlar. Yani uluslararası statlar, süper statlar. Süper statlar. Bizim turma bile yapıldı. Peki. Hocam da bilir, siz de bilirsiniz, izliyorsunuz. O sahalarımızın hali ne? Daha kış gelmeden. Biz daha şu sahanın bakımını yapmakta zorlanıyoruz. Domates tarlası gibi oldu statlar ya. Niye? Mersin'in sahası. Zeminler. Niye? Şimdi burayı çözmemişiz daha ya. Tabii. Yani bir kulüp Gençlik Spor Müdürlüğü'nden ya da bakanlıktan almış olduğu bir stadın sahasına bakamayacak mıyız yani? İşte. Doğru. Onu da mı Cumhurbaşkanı'na götürelim yani? Başkanım, yok tabii, ben ne demek istediğimi anladım. Şimdi yönetici sorumluluğu, yönetici yönettiği kulübü kurumsal yönetmek durumundadır. Yani ticareti neyse, dükkanı, işletmesi, sanayisi, kulüp de odur yani. Sonuçta evet, bir PR'dır, bir pırıltıdır, efendime söyleyeyim hoş olur ama günün sonunda bir matematik var. Gelir gider, ben de kulüp yöneticiliği yaptım. Ben denk bütçenin dışında bir bütçe yapmadım. Şampiyonluğa da oynamadım çünkü önce bir kulüp olmalıyım, sonra takım olmalıyım, sonra şampiyon olmalıyım. Biz kulüp olmadan
Takım olmadan şampiyon olalım diyoruz kendimize. Bak Acun Türkiye'den takım almadı. Kulüpler sayesinde zenginleşen yöneticiler tanıyoruz. Yani. Şey onları yani, gördük yani. Orası şimdi kulüpleri soyup sonra çevirenler biliyoruz biz bu ülkede. Bu kulüpler yasasının, bu spor yasasının çıkması gerçekten çok iyi oldu. Geç kalınmış bir olay ama sonuçta çıktı. Kaç yıldan beri rafta duruyordu? 12-13 yıldır. Faruk Özak Bakan. Bravo. Faruk Özak Bakanımızın döneminden beri masada duran bir. Mehmet Ali Şahin Allah selamet versin. Çok uğraştı. Mehmet Atalay genel müdürken çok uğraştı. Ama bir türlü olmadı. Evet. Tekrar rafa kaldırıldı. İndik geldi. Şimdi sağ olsun Sayın Kasapoğlu üzerinde çok durdu. Hayata ve geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız da ikna ettiler bu konuda. Hızlı bir şekilde çıkmış oldu. Yani bu saatten sonra Turgut abi hemen şunu söyleyeyim. Kendine güvenen çıkacak ortaya. Tabii canım. Güvenmeyen bu saatten sonra kimse kulübü dolandıramayacak. Zor bulursun yönetici. Zor bulursun. Başkanım bir de şimdi bu Süper Lig İstanbul Süper Ligi oldu. Türkiye değildi. Yani İstanbul Süper Ligi diye. Tabii canım. 8 şimdi, takım var değil mi? 8 takım abi. Yani zaten yani yarısı İstanbullu. O onunla oynuyor. Deplasman yok. Bir şey yok. Böyle kendi içlerinde, kendi iç döngülerinde işte körler, sağırlar, birbirini ağırlar gibi bir şey oldu. Anadolu kulüpleri. Mesela Erzurumspor, efendim Malatyaspor, Elazığspor, Anadolu kulüplerinden işte Diyarbakırspor. Size içeride konuşmuştuk. Bu takımların desteklenmesi lazım. Yörenin ileri gelen iş adamları bu takımlara sahip çıkması lazım. Bunlara talip olması lazım. Ki o zaman Türkiye bu futbolu tamamen yaşasın. Şimdi eğer İstanbul'da oynanıyorlar. İstanbul'da. Ve amacına ulaşmış oluyor. Evet. Yani futbolu yaygınlaştırıyorsunuz. Evet. Ya şimdi, barışçıl tarafı var abi, ya futbolu. Evet. Allah aşkına evet, ya. Tabii, o tarafı tabii. Ya. Şu İstanbul Spor'un, şu Ümraniye'nin falan ne işi var Süper Lig'de ya? Gözünü seveyim ya. Ya öyle deme. Şimdi bu Eskişehir bak mi? Eskişehir 3. lige indi ya. Yani 3. Bursa şampiyon olmuş bir takım. Spor, şu an nerelerde? Şimdi başka bir şey söyle. Bugün Sakaryaspor nerede? Kocaelispor nerede Allah aşkına ya? Turgut Bey yani şimdi Bursa gibi bir şehir o takımına nasıl sahip çıkamaz yani? Şimdi bunu sorgulamak lazım. Eskişehir gibi bir takım. Yani sonuçta sanayi şehri sonuç itibariyle. Demek ki burada işte dediğim gibi bir yanlışlık var yani. Seyirci potansiyeli var. Bu yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. Bir tuhaflık var. Tabii. İşte. Yani bu saatten sonra tuhaflık olma durumu sıfırlandı. Kaç gün yönetiyor? 3 ay. 2 sene. Yarım sene. 20 sene. Bulunduğu süre içerisinde A'dan Z'ye kendi şirketi gibi Tabii. hesap vermek zorunda kalacak. Borçlanıyor. Gelirinden giderinden. Ben borç yaptım. Hadi Allah'a ısmarladık. Böyle demek o işler bitti. O devir bitti artık. O devir bitti. Bitti. Evet. Sonra geldik. Başka ilave etmek istediğimiz ya da istediğiniz herhangi bir şey var mı Hilmi abi? Biz çok hocama, teşekkür ederim. Hocama tekrar başsağlığı diliyoruz. Teşekkür sağ ediyoruz. Evet. Bizi kırmadı. Programda kaldı. Sağ olsun. Beni sizler acıma affettiniz. Enerjide yüksek sağ hocamın. Sağ zaten başkanla biz komşuyuz yıllardan eyvallah, beri. Doğru söylüyorsunuz. İyi dostuz. Hocamı da çok sevdik. İnşallah güzel bir program olmuştur. Bir şey söyleyeyim. Siz Galatasaray dediniz de Erzurum sporu da artık. Ben Erzurum'u çok severim. Biz de. Erzurum'a da gittim. Gerçekten çok güzel bir Anadolu yiğimiz. Evet, cağ kebaplarıyla meşhurdur. Artık gel gör. Elazığ'ıyla, Diyarbakır'ıyla, Erzurum'uyla, efendim Mersin'iyle Süper Lig'de bu işler futbol takımları olmalı. Tabana yayılması lazım. Tabii ki tabana yayılması lazım. Tabii. Yani. Başkanım Erzurum tabii memleketi bizim sevdamız. Geçen ay 25'ten Sayın Genel Başkanımızla Erzurum'da miting yaptık. Erzurum bizi çok iyi ağırladı. Buradan tüm hemşerilerime, Erzurum'a teşekkür ediyorum. Pekala. Evet. Değerli seyirciler, yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu geceler diliyorum. Hoşça kalın.